Günlerden 12 Eylül 2014 Cuma, Kayağıl Termal Tesislerinin önündeyiz. Bundan yaklaşık 2 sene önce temeller atılan ve geçen sene vatandaşın hizmetine açılan, törenle hizmetine açılan Kayağıl Termal Tesisleri şu an tadilata alındı ve bakım sürecinde. Kayağıl Termal Tesislerinde tadilatın gerekçeleri nelerdir? Burayla ilgili anlatılan şeylerin doğruluk payı nelerdir? Kayağıl Termal Tesisleriyle ilgili. Bunu yerinde gözlemleyelim ve yetkililerden bilgi alalım diye Kayağıl Termal Tesislerine geldik. Birazdan termal tesislerin içinden ve su kaynaklarının olduğu bölgeden tekrar size görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın efendim. Şu an tesislerin giriş bölgesindeyiz. Tesislerin giriş bölgesinde yaklaşık işte 11 aylık bir süreç. Yavaş yavaş duvardaki yapıştırma şeyler düşmeye başlamış. Bunlar belki kabul edilebilir ama ilerideki durumu birazdan gözlemleyelim. Kameraman arkadaşımızla beraber ileriye doğru geçelim. Duvara yapılan sıvaların üzerine yapılan yapıştırmalar doğal olarak kalkmış. Ama tabii bir sene içinde kalkması biraz insanın kafasında soru işaretleri oluşturmuyor değil. Şimdi ilerledik. Burası istirahat bölgesi bulunduğumuz yer. Tuz odası sağlık için çok önemli, görüyorsunuz. Özellikle astım ve alerjik reaksiyonları olan hastalar için çok faydalı bir yer. Ama gelin bakalım Uşaklı vatandaşlarımız da tesisine sahip çıkmış mı? Bir de buradan bakalım istiyorsanız. Kameraman arkadaşımız geldi. Gördüğünüz gibi burası tuzla kaplı bir alan. Ve burada vatandaşlar tuzla şifa bulmaya çalışırken bizim Uşaklı vatandaşlarımız da buraya isimlerini, iletilerini paylaşmaya çalışmışlar. Tek burada değil, karşı bölümde de aynı şekilde duvarın her yerinde aynı şey var. Tuz Adası'nın olduğu bölgeden çıktık. Şimdi hamama doğru ilerleyeceğiz. Havuzların olduğu bölgeye doğru. Ve şu an steril havuzun olduğu yerdeyiz. Steril havuzun buradan bildiğiniz gibi vatandaşlar ayakları steril olsun diye, yani içeriye ve dışarıya hijyenle ilgili bir sıkıntı olmasın diye burada ayaklarını bu suya, steril havuz suyuna basıyorlar. Ama gördüğünüz gibi sadece aradan geçen 10-11 ay ve bu noktada taşlar dökülmüş, fayanslar yerinden çıkmış. Bu noktada bu şekilde olması da zaten zeminin doğru yapılmadığının sanırım ispatı. Steril havuzun olduğu bölgeden geçtik ve artık hamamların olduğu bölgeye geldik, havuzun olduğu bölgeye. Dışarıda bir bölgemiz daha var. İlk önce bölgeden başlayalım bakalım. Bu bölge ne durumda? Anlattıkları kadar tadilatlık bir durum var mı? Biraz da kendimiz izleyelim. Kameraman arkadaşımıza devam edelim çekime. Gördüğünüz gibi bahsedilen iddialardan biri tavanların alçı olduğu ile ilgili, hamamda alçı tavan olur mu diye bir iddiada bulunduğu vatandaşlarımız, gelen yorumlar öyleydi. Maalesef tavan, yandaki tavanlar, havalandırmaların olduğu yerdeki tavanlar alçı ve burada büyük sıkıntılar olmuş. Sadece bu nokta değil, birazdan kameraman arkadaşımız ileriye doğru alsın. İleride de büyük sıkıntılar var. Aynı şekilde. Ve bir tane havuza girelim bakalım. Buranın derinliği 1 metre 40 santim olan bir havuz. Hepinizin bildiği gibi çok yoğun bir ziyaretçi akını oldu. Hamamın ilk açıldığı Kurban Bayramı'ndan sonra çok fazla vatandaşımız burayı ziyarette bulundu. Yoğun ziyaretçi sayısı, bir de eğer doğru dolgu malzemeleri kullanılmazsa, gördüğünüz gibi bu şekil dolgu malzemeleri elinizde kalıyor. Ve birçok yerinde, kameraman arkadaşımız çeksin, birçok yerinde bunlar sökülmüş. Bu da önemli bir konu. Şimdi bu bölgeyi gezerken, ilgili arkadaşımızınla birlikte gezerken bir şey fark ettik. O kendisi de bahsetti. Şimdi çok önemli bir konu. Belki bu birazdan bunun bağlantısını yapacağız size, ne anlatmak istediğimizi. Gördüğünüz gibi zeminde dolgu malzemesi çıktıktan sonra zeminde bir çatlak oluşmuş. Ve bu çatlak, kamera arkadaşımız devam etsin, ileriye doğru ilerliyor. Bakalım bahsedilen su kaçağının ve su sızıntısının bununla alakası var mı yok mu? Ilgililere soracağız. Bununla ilgili doğruları da size anlatmaya çalışacağız. Ama yani hadi dolgu malzemesi çıktı ama zeminde böyle bir çatlağın olması
çok kabul edilebilir değil gibi geliyor bize. Yandaki havuzdan çıktık. Şu an termal jacuzzi bölgesindeyiz. Burası vatandaşların çok fazla sevdiği ve çok fazla kullandığı bir bölge. Ben de biliyorum. Kendim de buraya geldim. Termal jacuzzi bölgesinde de aşırı bir sıcak su var. Ve 52 dereceye kadar buraya çıkan su ister istemez dolgu malzemelerine zarar verebiliyor. Yani 40 derecede de ideal bu su. Ama şimdi gördüğünüz gibi zemin dolgu malzemeleri çıkmış, sıcağa dayanamamış. Şimdi burada komple bir tahliyat olması gerekiyor. Şimdi daha şimdiden benim gözüm korkmaya başladı. Bu kadar yer, bu kadar alan tahliyatı ne zaman bitecek? Ne zaman yeniden vatandaşlar burayı kullanmaya başlayacak bilmiyoruz. Bir devam edelim bakalım diğer havuzların durumu ne durumda? Biraz önce tuz odasında söyledik ya, vatandaşa da hizmeti korumak düşüyor. Vatandaşın hizmeti koruyup korumadığını sizin takdirinize bırakmadan önce görüntülerle de gösterelim istedik. Burası normalde insanların doğal olarak bu şekil buradan havuza indikleri bölge gördüğünüz gibi. Ve şu an korku içinde emniye şu bölgeye bakarsanız bu bölgeden bazı şeyleri fark edebilirsiniz. Kırılmış çünkü yani ilgili arkadaşlar vatandaşın buraya aşırı bir yükle yüklenerek üzerinden atlamaya çalıştığını söylüyor. Bu bir gerçek ama işletmecilerin bu tarz işletmeleri inşa edenlerin de vatandaşın da bu tarz şeyler yapabileceğini düşünerek ona göre bazı önlemleri alması gerekiyor. Ya bunları daha sağlam, daha dayanıklı, daha korunaklı yapmaları gerekiyor. Yapmazlarsa sonuç böyle oluyor. Sadece bu değil. Biraz önce ilgili arkadaşımız, yetkili arkadaşımıza söyledi. Ya mesela bir şikayetini belirtti. Şurada gördüğünüz demir var. Bu korkuluk, bu korkuluğun üzerine vatandaş basarak atlıyor dedi. Bu korkuluk bazı yerlerden kopmuş durumda gördüğünüz gibi çıkmış. Normalde buranın tamamında bu korkuluk vardı. Bu da bir şeyin göstergesi. Yine yetkili arkadaşımızdan aldığımız bilgiler ve bizim kendi gözlemlerimiz. Ben sordum, dedim ki burada bir yükselti farkı var. Hayırdır filan dedim. O da dedi ki hiç hayır alamet değil yani. Diğer bölgeler gibi buranın da kalkma ihtimali olduğunu gösteriyor dedi. Tam kameraman arkadaşımız alsın. Şurada bir çizgi var. Belki kamera görüntülerini göremeyeceğiz ama bu büyük havuzda belli bir süre sonra dolgu malzemesinin kalkma riski çok yüksek. Aynı şekilde yani şu an 3 havuz görüntüledik biraz önce. Termal jacuzzi, küçük havuz ve büyük havuz. Üçünde de önemli sorunlar var. Bakalım iç bölgedeki sorunlar ne durumda. Aslında bir devam edelim kameraman arkadaşımızla bitirmeden. Hemen dış bölgeye doğru devam edelim. Biz de gelelim onunla birlikte. Şimdi ister istemez biraz deformasyon olabilir ama yani buradaki özellikle şu tavan bölgesini çekersen Halil, tavan bölgesindeki durumu görüyorsunuz. Alçıdan tavan, yani artık buna ne diyeceğiz bilmiyorum, ne söylememiz lazım. Artık onu sizin takdirinize bırakıyoruz. Şimdi bayanlar bölümüne bakalım dedik. Biraz önce baktığımız bölüm erkekler bölümüydü. Bayanlar bölümünde de steril havuzu var. Hiçbir şey, yani çok bir durum farklı değil. Steril havuzu da aynı şekilde olmuş durumda. Burada da gördüğünüz gibi bütün bu dolgu malzemeleri yerlerinden çıkmış. Devam edelim Halil Çavuşoğlu. Burada aynı şekilde bir açalım bakalım burası ne durumda. Gördüğünüz gibi zemin malzemesi. Demek ki bu zemin malzemesinde bir sıkıntı var. Yani bu uygun değil bu zemin malzemesi. Aynı şekilde buraya bakalım. Burada da aynı şekilde zemin malzemesinde bir sıkıntı var. Hemen ilerleyelim. Burası buhar odası. Yani aslında 3 aşağı 5 yukarı yani hepsini tekrarlamaya gerek yok. Tamamına yakın yerlerde bu dolgu malzemesi çıkmış. Şimdi bayanlar bölümüne doğru devam edelim. Bakalım bayanlar bölümünde ne gibi sıkıntılar var. Hamam havuz bölümlerinde. Yani yetkili arkadaşımız da söyledi biraz önce. 3 aşağı 5 yukarı sıkıntılar aynı. Tavanda gördüğünüz gibi tavanın alçı olmasından kaynaklı ve nemden kaynaklı tavanda bazı sıkıntılar yaşadık. Yaşanmış. Aynı şekilde buralar yapılmış ama hala oynuyor. Zemindeki çatlaklığı görüyorsunuz. Yani çok farklı değil durum. Aynı şekilde dolgu malzemeleri de sökülmüş durumda. Yine de bayanlar biraz erkeklere göre daha duyarlı sanırım uşakta. Bayanlar bölümünü erkekler bölümünden en azından daha temiz gördüm.
veya daha az hasarlı gördüm. Herhalde biraz da bu da insan faktörünü gösteriyor. Halil, devam edelim ileriye doğru. Şimdi ortak kullanım bölgesine gidelim. Ortak kullanım havuzlarının olduğu bölgeden çekimlerimize devam edeceğiz. Şimdi ortak kullanım havuzlarının olduğu bölgedeyiz. Sağ olsun yetkili arkadaşlarımız bize fazlasıyla burada yardımcı oluyorlar. Bize ilgileniyorlar, anlatıyorlar sorunları. Şimdi ortak kullanım bölgesinde olduğu havuzlardaki büyük havuzun halini görüyorsunuz. Kamera arkadaşımız dikkat ederek insin bakalım aşağıya. Devam edelim. Şimdi burası ortak kullanım havuzu. Bu da bir zemin malzemesi. Gördüğünüz gibi zemin malzemesi gitmiş. Burada kaçak olduğunu söylenen ve suyun kaçtığı söylenen havuzun zaten şuradan kamera arkadaşı alsın elimizde çekebilir. Zemin ıslak. Yani bu dolgu malzemesini bakın şey gibi sökülüyor zaten. Hani neden söküyorum? Buradan uşaklı vatandaşlar kızmasın bana. Zaten yetkili arkadaşımız buradaki zemin malzemesini komple yenileneceğini söylüyor. Gördüğünüz gibi ıslak. Sadece 11 ay önce yapılan 11 ay önce açılışı yapılan bir tane tesisin zemin malzemesi eğer bu kadar kısa sürede sökülüyorsa bu işin doğru yapılıp yapmadığı konusunda önemli soru işaretleri oluşturuyor. O yüzden de yeni belediye burayla ilgili bir çalışma yapmak zorunda kalıyor. Birazdan devam edeceğiz ama isterseniz sadece tek bölgede olmadığını, diğer bölgelerde olduğunu kameraman arkadaşımız görüntülesin. Yetkili arkadaşımızın biraz önce söylediği başka bir konu da yine aynı konuya geliyoruz. Vatandaşların da hamamın kullanışında, havuzun kullanışında duyarlı olmadığı ve istedikleri şekilde yani hamam yetkililerin istedikleri şekilde burayı kullanmadığı ile ilgili. Aslında Halil beraber ilerleyelim. Sen aşağıdan çekime devam et. Foto muhabir arkadaşımız da kenara gelirse biz buradan devam edelim. Bakın yani şu an tavan. Şimdi gördüğünüz gibi herhalde örneğine başka yerde, başka şehirde karşılaşır mıyız bilmiyorum. Buharın çıktı ve sıcağın olduğu bölgenin tavanına alçıyla bir malzemeyle tavanı kapatmak. Ya buna kime sorsanız herhalde bu bölgede bir buharlaşmadan kaynaklı malzemenin zarar göreceğini herhalde herkes söyler. Zaten malzeme zarar görmüş. Bu bölgede büyük bir tadilatın yapılması gerekiyor en azından bu bölge için. Diğer bölgeler yetkili arkadaşımız da söyledi. Buharın olmadığı diğer bölgelerde tavanla ilgili sıkıntılar yok. Doğal olarak olmaz çünkü o bölgelerde sıcak nemden kaynaklı bir sıkıntı olmuyor. Yani şu görüntüyü vatandaşın takdirine bırakıyoruz. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Sadece 11 ay oldu burası açıldı. Ortak kullanım havuzun diğer tarafındayız. Diğer tarafında da tavan aynı şekilde. Tavanda önemli bir deformasyon olmuş. Burada havalandırma var. Tadilat işlerinin yeni yapılan işten daha zor olduğunu hepimiz biliriz yani. Evimizde bile bir tadilat yaparken ne kadar zor olduğunu biliriz. Şimdi Allah yeni belediye kolaylık versin yani. Buraları ne zaman tamamlayacaklar? Hangi ustalarla tamamlayacaklar? Veya yüklenici firma bunu ne zaman yapacak? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Zamanla bakalım göreceğiz. Kesin bir tarih de yok tadilatın tamamlanacağına dair. Uşaklı vatandaşlar sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü burası Uşaklı vatandaşların gidebilecekleri Uşak'ı tanıtabilecek en güzel noktalardan biri. Yani bunu da göz ardı etmememiz lazım. O yüzden buranın bir an önce tadilatının tamamlanması, buradaki özverili çalışan arkadaşlarla birlikte buranın yeniden hayata kazandırılması çok önemli. Biz dış bölgeye doğru çıkacağız, açık havuza doğru çıkacağız. Açık havuzdan tekrar devam edeceğiz. Şimdi çalışmalar devam ediyor bir yandan. Buradaki çalışan arkadaşlarımız kamera karşısına çıkmak istemediler de biz yine de çekelim bakalım. Şimdi gördüğünüz bölgede ben bunları sert ahşap sandım ama fayansmış. Fayanslar yerlerinden çıkmış. Eskimiş ve bunların yenileme işlemleri başlamış. Bildiğim kadarıyla yüklenici firmanın arkadaşlar taşeronu. Oradan gelmişler çalışmaya devam ediyorlar. Bak bana da fırça yattı vallahi bastım diye. Devam edelim bakalım. Halil istersen şöyle devam et gel. Havuz bölgesindeyiz. Açık alan bölgesindeyiz. Açık alanda karşıda görüyorsunuz duvarda önemli sıkıntılar var. Şimdi bu sıkıntıları
Gösterelim Halil. Yukarıdaki dolgu malzemesi gördüğünüz gibi kısa sürede düşmüş. Orada fayanslar çıkmış. Aynı şekilde buradan devam edelim. Halil çeksin beni. Halil aşağı inmene gerek yok. Yukarıdan devam et çekimlere. Şimdi tüm her yerde olan sıkıntının aynısı burada var. Elinizle asılsanız gelecek durumda. Çok kısa süre doğru malzeme kullanılmadığını gösteriyor bu da. Vatandaşların da duyarlı olmadığını gösteriyor aynı şekilde. Halil oradan yukarıdan devam et istersen. Bölgede aynı şekilde zemin malzemesinin söküldüğünü görüyoruz. Burada zemin malzemesi sökülmüş. En ilginç durum da karşı bölgede. Gelin bakalım bu taraf ne durumda? Bu bölgenin dolgu malzemesi sanırım söküldükten sonra elleriyle devam etmişler sökmeye. Ve burası da aynı şekilde sökülmüş. Küçük bir şehirde yaşıyoruz. Şehrin tanıtımına yönelik ve şehrin güzelliğini anlatan çok fazla zaten yapımız ve binamız ve tesisimiz yok. Bu tesis insanların bir şekilde komşu şehirlerin termal tesislerine gitmesini engelliyor. Ama doğru şekilde, doğru malzemeyle yapılmayan çalışmalar ve aynı zamanda vatandaşların duyarsızlığı 11 ay içinde bu tesisi bu hale getirmiş. Biraz Uşaklı vatandaşların düşünmesi gerekiyor. Bu tesis niye bu hale geldi? Biraz da yüklenici firmanın ve bir önceki belediye yetkililerinin de düşünmesi gerekiyor. Burası ne hale geldi diye. Şimdi maili de biraz şey yapalım. Yani şuradan bazı şeyleri algılayabiliyoruz. Zemini görüyorsunuz. Burada su birikmiş. Su birikmiş. Zeminin meyli görüyorsunuz. Yani bunun bile zeminin doğru yapılmadığını bu bile gösteriyor. Yani biraz önce içeride söyledim. Bu tadilat kolay kolay bitmez. Bir yetkili arkadaşımızın, ilgili arkadaşımızın uyarısıyla başka bölgeye geldik. Bu bölge makine dairesinin olduğu bölge. Ve buraya vatandaştan gelen talep değerlendirilmiş ve dikkate alınmış. Yeni belediyemiz tarafından buraya yeni bir kantin inşa ederek açık alanda da bir kantin hizmeti vermeye çalışılacak. Burada da makine dairesinin girişi burada. Fakat diğer bölgeye alarak Uşaklı bayanların da hassasiyeti göze alınarak buraya bir paravanla kapatılacakmış. Böyle bir sorunun da gözlemlenip bununla ilgili önlem alınması da takdir edecek bir şey. Bu yüzden de biz de bunu düşünen kim varsa hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Ortak kullanım havuzunun olduğu bölgeden dışarı çıktık. Hemen apartların çok yakınındayız. Bu bölge daha önce Ali Erdoğan zamanında aquapark olarak planlanan bölgeydi. Fakat yetkili arkadaşlarımız da söyledi. Hani bizler de biliyoruz. Bu bölge artık aquapark olarak değerlendirilmeyecek. Başka bir yere aquapark yapılacak. Bu bölgenin de bir kafeterya olarak değerlendirilmesi gündemde. Buraya ilgili de sanırım yeni belediye bir çalışma yapacak. Üzerine bazı şeyler düşüyor yeni belediyenin. Biz ilerleyeceğiz ve birazdan daha ilginç şeylerle karşınızda olacağız. Sağ olun. Bildiğiniz gibi Kayağıl'da sadece termal tesisler bulunmuyor. Aynı şekilde termal tesislerden yararlansın diye vatandaşlar apartlar da yapılmış. 18 tane apart bulunuyor. Şu an yaklaşık %25-30'luk bir doluluk oranı var apartlarda. Eğer kalmak isteyen Uşaklı vatandaşlarımız varsa buradan da duyuralım. Apartta boş yerler var. Birkaç rezervasyon var. Onun dışında boş yerler var. Apartlarla ilgili arkadaşlar sorduğumuzda herhangi bir sıkıntı var mı dediğimizde herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi. Ama biz asıl hassas konuda ve vatandaşların soru sorduğu ve termal ve apartların olduğu bölge kömür kazanıyla mı ısınıyor? Acaba ısınmıyor mu? Gerçeklikle ilk önce bir burayı görüntüleyelim. Daha sonra kömür kazanın olduğu, kazan dairesinin olduğu bölge görüntüleyelim. Ondan sonra ben size diğer bölgeyle, termalle birlikte bir değerlendirme yapacağım. Şimdi devam edelim Ali. Sen ilerle benimle birlikte. Hemen apartların yan tarafındayız. Apartların yan tarafında burası kazan dairesinin olduğu bölge. Bir kazan dairesinin olduğu bölgeye doğru girelim bakalım. Ne varmış burada? Devam edelim kameraman arkadaşımızla. Gördüğünüz gibi Somali İngiliz işletmelerinin kömürlerini görüyorsunuz. Yani burada bir kömür kazanı mevcut ve bu kömür kazanıyla apartlar ısınıyorlar. Apartların sıcak suyu sağlanıyor, ısınması sağlanıyor. Şöyle devam edelim isterseniz.
sıcaklığı da göreceksiniz. Kömür cüruflarını görüyorsunuz. Zaten şu anda da makinenin çalıştığını dijital göstergelerden, bunlardan da görebiliyorsunuz. Hafiften buhardan ve biraz önce dışarıdan çıkan sıcaklıktan da anlayabiliyorsunuz. Biraz nefessiz kaldım. Dışarı çıkalım. Dışarıdan devam edelim. Bildiğiniz gibi termal bölgelerin ana unsurlarından biridir. Sıcak suyun termal suyla sağlanması. Birçok örneğini görebiliyoruz. Simava İnal'da bütün ilçenin seracılık faaliyetleri dahil olmak üzere ilçenin tamamının sıcak su ihtiyacı termalle karşılanıyor. Fakat ne hikmetse tesisler yapılırken projeden kaynaklı bir sıkıntıdan mı oluyor acaba, yoksa ilerleyen zamanlardan mı kaynaklanıyor bilemiyoruz. Ama bu gerçeği değiştirmiyor. Apart kömürle ısınıyor, kömür kazanıyla ısınıyor. Uşaklı vatandaşlarımız yoğun bir ısrarı vardı. Termal tesisin de aynı şekilde kömürle ısındığıyla, kömür kazanıyla ısındığına dair sıcak suların orada. Yalnız buradaki yetkili arkadaşlarımız sadece apartın kömür kazanıyla ısındığını ve orada tamamen sıcak suyun, yani doğal sıcak suyun kullanıldığını söylüyor. Bunu da vatandaşlarımıza duyuralım. Yani sonuç itibariyle eğriyi ve doğruyu birbirinden ayırmak adına bu konu çok önemli. Termal, yani tekrar hatırlatalım. Bir netleştirmek adına apartlar kömür kazanıyla ısınıyor ama termal doğal suyla ısınıyor. Buradan birazdan ilerleyen bölgelere doğru geçeceğiz. Ama bu konu üzerine sanırım konuşulacak ve düşünülecek çok şey var. Aslında biraz önce de bahsettim ya, burası çok önemli bir tesis. İnsanların sağlık sorunlarını ortadan kaldırmak için. Aynı şekilde mesafesiyle, yaklaşık 10 kilometre şehir uzaklıktaki mesafesiyle. Şimdi böyle bir tesiste yıllardır, ben çocukluğumda biliyorum, sizler biliyorsunuz, büyüklerim çok iyi biliyordur. Biz Ilıca'ya, Murat Dağı'na gidip aylar boyu Uşaklı vatandaşlarımız zor zahmet giderler, kalırlardı. Şimdi burnumuzun dibinde bir yer var, artık kalma imkanı da var. Şu an dediğim gibi 18 tane apart var. Ama kameraman arkadaşımız çek bakalım şurayı. Aşağı bölgelerin de aynı şekilde apart yapılacağı ile ilgili bazı şeyler biliyoruz. İleriye doğru da apartlar yapılacak. Şimdi şöyle düşünün. Buraya 100'e yakın apart yapılsa, birçok vatandaşımız, ailemiz gelse buraya da kalsa, bu iyi olmaz mı? Tabii ki iyi olur. Tekrar dediğim gibi, derdimiz bizim üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil ama yanlışları da göstermek. Bir an önce inşallah bahsettiğimiz konu, buranın apartların ısınma işi, yani fıkralara konu olacak şekilde inşallah bu konu ortadan kalkar, farklı bir sistem gelir. Şu andan sonra yapılabilir bilmiyorum ama bunu da yetkili arkadaşlar bilecek. Ama en azından ben bu yeni apart yapılması konusunu fazlasıyla destekliyorum. Buranın kapasitesi ne kadar artar, burada daha ne kadar çok Uşaklı genç arkadaşımız çalışırsa bizler o kadar mutlu oluruz. Şehir kazansın inşallah. Biz yetkili arkadaşımızla beraber devam ediyoruz. Şimdi görevli arkadaşlarımız kuyuyu yeniden canlandırdı ve kuyu yeniden canlandı ve gördüğünüz gibi sıcak su çıkışı tekrar sağlandı. Şimdi yetkili arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre bölgede 4 tane kuyu var. Bu kuyulardan geldiğimiz ve görüntüsünü aldığımız kuyu 52 derece sıcaklığa sahip. Karaağaç bölgesindeki başka bir kuyunun 70 derece kadar sıcaklığının çıktığını söylüyor yetkili arkadaşlar. Yetkili arkadaşlar başka bir konuda daha danıştım. Demek ki bu apartın kömür kazanı ısınma konusu, gerekli tesisatlar sağlanırsa sıcak su apartlar için ve yeni yapılacak apartlar için yeterli olur mu diye söyledim. Bu kuyunun bile 1/3 kullanıldığını söyledi arkadaşımız ve apartlar için de bu kuyuların sıcaklığının yeterli olacağını ve oraya sıcak su sağlanabileceğini söylüyor. Biz de zaten böyle bir durum varsa bir an önce apartların sıcak su sisteminin buna çevrilmesine ve apart sayısını artırılarak Uşaklı vatandaşlara hizmetin devam etmesini hepimiz canı gönülden diliyoruz. Çekimlerimize devam edeceğiz. Şimdi biraz da ileriye doğru gidiyoruz. Bir tane apartın içine girelim dedik. Ve apartın içinde bize şimdi bir tane abimiz geldi yanımıza. Burayı bize övdü. Bunları da anlatın dedi. Bakalım biraz da o konuyla ilgilenelim. Şimdi hanımefendi gördüğünüz gibi biraz kilo ile ilgili sanırım sıkıntısı var. Abimize bize soralım. Buraya geldikten sonra onun sağlığında neler değişti? İyileşmeler oldu mu? Şimdi abim buraya geldiğinde bunun 205 kiloydu bu. Kilosu 205 kiloydu. 9 günün içinde 170 kiloya düştü. 9 gün içinde yaklaşık 35 kilo verdi. Sağlıktan her şeyden bunun şikayeti vardı. Bunu doktorlara götürdüm ben. Bunu ben doktorlara götürdüm. Doktorlar bunun ayağı kesilecek dedi. Afyonuna.
İzmir Yeşilyurdu'na, Tepeci'ye, buradaki doktorlara, buradaki bir doktor tavsiye etti bana. Bunu dedi sıcak sulara götür. Özgür Batur, doktorun ismi de. Bana tavsiye edince belediye vardım, belediye başkanı, başkanı vardım Erol'a. Allah bin kararlarınız olsun, o da bize imkan sağladı. Burayı bize açtı, burada hanım şıva buldu yani. 205 kilodan direkt 170 kilo yendi. Şimdi bu hiçbir dönem kalkamıyordu, 3 senedir. Adım dahil atamıyordu, yürüyemiyordu. Şimdi burada değneksiz yürüyor. Küvete giriyor, küvetten kendisi çıkıyor. Kendisi giriyor şimdi, çok şifalı buraya yani. Teşekkür ederiz, sağ olun. Biraz da ablaya soralım. Geçmiş olsun. Sen kendini buraya geldikten sonra daha mı iyi hissettin? Mesela sağlığında ne gibi düzelmeler oldu? Ya ben kalkamıyordum, yürüyemiyordum. Yatalak, kendimden umudu kestim ya. Ben hastalığımdan dolayı, bende vücut büyümesi var. Belimden aşağı yani büyüyor. Ben onun için rahatsız oluyordum. Allah'a şükür burada rahatın. Her şeyim değişti. Sağlığım da değişti. Yaralarım da iyi oldu. Bacaklarımda yaralar vardı. Onlar da iyi oldu. Siz buradaki apartın içindeki şeyi kullanıyorsunuz değil mi? Evet. Havuzu kullanıyorsunuz. Hamama gitmiyorsunuz. Peki bir şey soracağım. Günde kaç kere giriyorsunuz ama? Günde iki sefer giriyorsun. Akşamleyin giriyorsun. Sabahleyin çıkıyorsun. Sabahleyin giriyorsun. Öğlen çıkıyorsun. İki kere giriyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki burası şifalı. Buraya da herkes, o zaman uşaklı vatandaşlarımız gelsin, öyle mi? Ben rahatıma kavuştum Allah'a şükür. Ben gibi rahatsız olanlara da kavuşur. Çünkü her şeyi, her şifayı ben burada buldum. Yaralarımdan yürüyemiyordum. Ayaklarım ağrıyordu. Ayağa kalkamıyordum. Şimdi değneksiz yürüyebiliyorum Allah'a şükür. Tekrar biz de size geçmiş olsun diyelim. Devam edelim Ali. Geçmiş olsun. Şimdi termal tesisler tabii en önemli özelliğine hastalar için şifa kaynağı olması. Gördük. Buradaki bayan arkadaşımız da aynı şekilde şifa bulmuş. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyoruz. Biz birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. ...2012 yılında temeller atılan ve 2013 yılında 28 Eylül'de törenle açılan Kayalı Termal Tesislerini yetkililerle beraber gezdik. Belediye yetkilileri fazlasıyla bize yardımcı oldular bölgede ve burada bazı gerçekleri anlatmak adına çekimlerde bulunduk. Biraz toparlayacak olursak şu şekilde anlatabiliriz. Bahsedilen iddialardan apartın suyunun kömür kazanıyla ısıtıldığı konusu doğru. Bunun dışında alçıpan tavanların olduğu doğru, dolgu malzemelerinin düştüğü doğru. Fakat sıcak suyun hem sıcaklığın hem de debisinin yetersiz olduğu ile ilgili iddiaların doğru olmadığını gördük. Bölgede 4 tane kuyunun olduğu ve bu 4 kuyunun yeteri derecede termal için sıcak suyun yeterli olduğu ve aynı şekilde apartlara da buradan su verilebileceğini yetkililer bize anlattılar. Bunları da görüntülerle tespit etme fırsatımız oldu. Yalnız buradan şunu ortaya çıkıyor. Yaklaşık sadece açılalı 11 ay kadar olan ve vatandaşa hizmet veren bir yerin bu halde olmaması gerekiyor. Bunun suçu tek başına vatandaşlara bırakılamaz. Yüklenici firma burada gerekli sorumluluklarını yerine getirmediği sürece ve gereken derecede kaliteli malzemeler kullanmadığı için bu hale geldi. Açıkça gözlemlenebiliyor. Uşak Belediyesi zaten imkanları çok fazla olan bir belediye değil. Daha önceden de bu böyleydi. Fakat az imkanları, kısıtlı imkanları kullandığınız ve yatırım yaptığınız bölgelerin, bölgelerdeki çalışmaların daha düzenli ve daha kaliteli olması gerekiyor. Eğer bu şekil olmazsa işte Atakule gibi, Masal Diyarı gibi ve Kayalı Termal Tesisi gibi atıla yakın ve atıla düşebilecek bazı hizmetleriniz olur. Geçmiş dönemin yapılan hatalarını bu yeni dönemde yeni belediye gidermeye çalışacak. Bunun için belediyenin önünde çok büyük engeller var. Büyük bir bütçe ayırması gerekiyor. Belediyenin yüklenici firmanın bunu karşılayacağı söyleniyor. Bunun dışında vatandaşın buradan alamadığı hizmet, yani aylardan Eylül ayı geldi. Şimdi en güzel aylar Kayağıl ve Kayağıl'ın olduğu Karaağaç ve bu bölge Uşak'ın en güzel bölgelerinden biri. Vatandaş günler boyu veya aylar boyu burayı kullanamayacak. Bunun da bir sorumlu bir yetkisi var. Maalesef bu
sorumluluğu kim karşılayacak bunu da bilmiyoruz. Bizler Uşak Haber Merkezi olarak bu tesisin kazandırılmasını ve yeniden Uşaklı vatandaşlarımıza hizmetin açılmasını istiyoruz. Biraz önce de söylediğimiz gibi derdimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Buradan vatandaşlarımıza yaptığımız haberleri göstermiş olduğu ilgi için sonsuz şükranlarımızı sunarız. Bir başka haberimizde tekrar görüşmek üzere, güzel haberlerle tekrar size buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın efendim.